Biden'ın sekreter adayının seçim vaadi Türkiye'yi saf dışı bırakmak, Türkiye'nin dünya arenasındaki pozisyonu hakkında fikir sahibi olmak için yeterli bir bilgi diye düşünerek şimdi daha önemli konulara geçmek istiyorum. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna konusunda Türkiye'ye bir çağrıda bulunarak Ankara'nın Kırım konusunda tavrını değiştirmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasını bahane ederek üretici olduğu F-35 programından çıkaran ABD'de konuya ilişkin dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Hava Kuvvetleri Sekreterliği için ABD Başkanı Joe Biden tarafından aday gösterilen Frank Kendall, seçim vaadi olarak F-35 programından Türkiye'yi tamamen saf dışı bırakacağını duyurdu. Kendall, göreve kabul edilmesi durumunda en kısa sürede Türkiye'de F-35 parçası alımını durduracağını ifade etti. Peki F-35 projesi nedir? Türkiye neden projeden çıkarıldı? Türkiye F-35 müşterek taarruz uçağı programına ortak mutabakat zaptı ile ortak üretici olarak katılmıştı. Türkiye ilk etapta 100 adet F-35A uçağı almayı taahhüt etmişti. 2018'de 4 F-35 uçağının mülkiyeti Türkiye'ye verilmiş ancak uçaklar Amerika'da Türk pilotların da katıldığı eğitim programlarına tabi tutulmuştu. Daha sonra ise 2 F-35 uçağının daha mülkiyeti verilmişti. Ancak Türkiye ile ABD arasında S-400 krizi çıktığından bu 6 uçak Türkiye'ye transfer edilmemiş ve 2020 savunma bütçesi kapsamında bunların ABD Hava Kuvvetleri için alınması kararlaştırılmıştı. Türkiye ayrıca uçak için 1005 parça üretiyordu. Türk firmalarının da bu üretime katılımı büyük oranda askıya alınmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, F-35 programından hiçbir ülke tek taraflı çıkartılamaz maddesi bulunuyor. Amerika'da Türkiye'ye gönderdiği mektupta, Türkiye dışındaki ülkelerle mutabakat zaptı imzaladığını itiraf ediyor açıklamasını yapmıştı. Rusya'da Argumentative Fact'i yani Argüman ve Gerçekler gazetesine demeç veren Lavrov, Türkiye'ye Kırım bağlamında önemli yer ayırarak Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşçı ruha destek vermesi Rusya bütünlüğüne kasıt anlamına geliyor. Bu tavrımızı Ankara'ya diplomatik kanallardan açık ve net biçimde bildirdik dedi. 10 Nisan tarihinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdiğinde Ankara Kırım Yarımadası'nın Rusya tarafından 2014 yılında ilhak edilmesini tanımayacağını bir kez daha ilan etmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne 11 bin yeni personel katılmasını öngören yasa tasarısını parlamentoya sundu. Parlamentonun internet sayfasında yayınlanan açıklamaya göre, Zelenski'nin sunduğu yeni yasa tasarısı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeli sayısını 261 bine çıkarmayı öngörüyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hali hazırda 250 bin personeli bulunuyor. Zelenski Nisan'da da özel dönemlerde seferberlik ilan etmeden orduya yedek asker çağırmayı sağlayan yasayı onaylamıştı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda güvenlik güçlerimizin helikopter ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'ne T-129 Atak helikopteri faz 2 versiyonunun 3.sünü teslim ettik denildi. Zor olmasının nedeni yabancı istihbarat teşkilatlarının burada pek çok şeye nüfuz etmesidir. Öteden beri burada çok ama çok güçlü olan yabancı organizasyonlar vardır. Avrupa, Avrasya, Orta Doğu, Afrika'yı birbirine bağlayan böylesine önemli bir ülkede bunların olması da çok doğaldır. Bunları yönettiğiniz zaman, etkisiz kıldığınız zaman, tasfiye etmeyi başardığınız zaman olay oluyor. Türkiye bunu yakın zamanda fazlasıyla başardı. Yaşanılan ciddi sarsıntıların arkasında da yabancı istihbaratlar hep rol aldı. Ancak biz onları değil, onların buralarda kullandığı isimleri gördük. İsimlere girmenin manası yok. O kadar çok isim var ki çoğu kendince ülkeyi koruyup kolluyordu. Bilmeden ya da bilerek yabancılara hizmet ediyordu. Yakın tarihe bakın. İşkencelere, faili meçhullere, suikastlere, teröre. İsimler üzerinden giderek asla ve kat'a açıklayamayacağınız ilişkiler mevcut. Pandemiyle birlikte dünya ekonomisi sallanırken Türkiye'nin cazibesi yine belli ki birilerinin iştahını kabartmış durumda. Söylenmese de açıklanmasa da bu topraklarda ABD, İngiliz, Alman etkisi güçlüdür. Hepsinin görmek istediği Türkiye fotoğrafı vardır. Ve
hepsi birbirinden farklıdır. Asal operasyonlarına da baksanız, PKK'yı iyice analiz etseniz, yabancı parmağı ortadadır. Avrupa'nın daha sonra ABD'nin buraya ilgi göstermesi yeni de değildir. Avrupa 300 senedir burada operasyon yapmaktadır. Devlet aygıtını ele geçirmek ya da yönlendirmek şeklinde oldu. Kabul etmek gerekir ki eski dönemlerde çok ileri gittikleri olmuştu. 2013'ten bu yana bakıldığında da yaptıkları hamleler, girişimler ortadadır. Gençler belki bilmeyebilir ancak yakın tarihte siyaset, polis, mafya üçlemesi dillerden düşmezdi. Hatta DYP lideri Tansu Çiller susurluğa sahip çıkıyoruz diye konuşmuştu. Otomobilin içindeki isimler de belli gücü temsil eden etkili insanlardı. Çiller bu isimlere net olarak sahip çıkmaktaydı. Yine başbakanlık yapan rahmetli Mesut Yılmaz da konumunu belli ediyor ve Budapeşte de saldırıya uğruyor, burnu kırılıyordu. Demek ki bilmediğimiz bir denge vardı. Mesela Susurluk davasında mahkum edilen Mehmet Ağar tahliye olur olmaz ilk açıklamasında bunu bir devlet görevi olarak gördüm, tamamladım. Devlet gel dedi geldik, git dedi gittik ifadelerini kullanıyordu. Biz bilmesek de iki devlet görüntüsü vardı. Ya da geleceği iki merkezden birinde arayan devlet fotoğrafı. Darbelerin, juntaların, ekonomik operasyonların merkezi de hep dışarıdaki bu iki merkeze çıkardı. Haliyle devlet görevi yapanlar da gelecek adına iki güçten birine yanaşırdı. En azından karşı çıkmazdı. Devlet görevi olarak hapse gidenler varsa hangi devlet cezaevine yolluyordu? Yakın tarihte yaşanılan pek çok şey bize bunu öğretti. Hatta silahı elinde tutanları sahneye itip arkasından parayı elinde tutanlarla sonuca gittikleri oldu. Kenan Evren darbe yaparken Türkiye'nin ekonomik sisteminin değişeceğini bilmiyordu. Aslında değişimi başlatan Özaltı. İlk taşı ise bilmeden Evren ve arkadaşları koyuyordu. Şimdilerde yükselen tansiyon Türkiye'yi tartışmanın odağına çekti. Belli ki yakın zamanda bölgede değişim olacaktı. Türkiye'nin konumu tartışılıyordu. Bir güç Erdoğan'ın konumunu, çalışma arkadaşlarını, yaşattığı koalisyonu ve özellikle Türkiye'nin gidişatını değiştirmek istiyordu. Dışarıdan Türkiye'ye yüklenen yabancı merkezler son kararı öğrenmek niyetindelerdi. Ankara'yı ittifakını bir an önce seçmeye zorluyorlardı. Gerilimi silahı elinde tutanlara taşıyorlardı. Olan biten buydu. Firari kahpe FETÖ'cü teröristlerin ve suç örgütü elebaşının birlikte attıkları yalanı, pisliği, iftirayı doğru kabul edelim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Meclis Başkanlığı, Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı yapmış, Binali Yıldırım'ı Emniyet Genel Müdürlüğü, Milletvekilliği, İçişleri Bakanlığı yapmış Mehmet Ağar'ı yanlış kabul edelim. Suç örgütü elebaşı Sedat Peker üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, aziz milletimize saldırı var. Suç örgütü elebaşı lideri kullanılarak ülkemiz sanki bir mafya devletiymiş gibi bir uluslararası yalan algı oluşturuyorlar. Süleyman Soylu bizzat kendisi iddiaların araştırılması için savcılığa suç duyurusunda bulunduğu, şikayet ettiği ve hukuki süreç başlattığı halde sanki hiç kimse hiçbir şey yapmıyormuş gibi ayrıca yalan söylüyorlar. Suç örgütü elebaşının omzundan Süleyman Soylu, Binali Yıldırım ve aslında Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye ateş ediyorlar. FETÖ başarsın diye gizli gizli umutlananlar, 15 Temmuz ihanetini gerçekleştirenler, başarılı olsun da kendilerine iktidar alanı açılsın diye bekleyenler, bugün de suç örgütü elebaşına umut bağlamışlar. Kendisine muhalifim diyenlerin bazıları, suç örgütü liderinin arkasına gizlenip millete ve devlete saldırıyorlar. Onun iftira ve yalanlarını yayıyorlar. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları, iftiraları, kurguları, şantajları FETÖ mensubu kahpelerinkiyle aynı. Suç örgütü elebaşı ve FETÖ ne diyecekler de iktidarı vuracaklar, yıpratacaklar diye bekliyorlar. Siyonist, Yahudi, Evangelist, Hristiyan ittifakının amacı bölgede gittikçe güçlenen Türkiye'nin önünü kesmek. Joe Biden destekli Türkiye'deki muhalif kesim Evangelist, Hristiyan, Siyonist, Yahudi ittifakının oyuncağı oldu. Teröristleri tek tek geberten Türkiye Cumhuriyeti'ni maket uçaklı saldırılar, çirkin siyasi oyunlar ve iftiralarla zayıflatmaya çalışıyorlar. Meral Akşener'in iğrenç Netanyahu benzetmesi ve Rize İkizdere kışkırtıcılığı, Anadolu Ajansı mensubunun soru görünümlü FETÖ saldırısı birbirinden farklı gibi görünen ama aynı algı oyunlarıdır. Kuzey Marmara Otoyolu, Ukrayna'dan sonra Polonya'ya 24 adet taarruzi silah atışı, Türkiye'nin ürettiği atak helikopterlerinin Filipinlere satışı, uyuşturucu ve terörle mücadelede tarihi başarısı, Libya,
Suriye, Afrika, Akdeniz, Karadeniz, Kafkasya ve Azerbaycan konularında geliştirilen başarılı ilişkiler ve icraatlar karartmaya uğruyorlar. Türkiye'nin gücünü, enerjisini iç gündem ve sorunlarla meşgul etmeye çalışıyorlar.